faiziyle beraber 140'ı bulan bir mağduriyetim söz konusu. Banka aradık, ulaşamadık diyor. Ben de diyorum o zaman ulaşamadıysanız karşı bankaya niye blok koymadınız? Mobil bankacılık uygulamasına sızdılar, hesaplardan yüz binlerce lira kredi çektiler. Hafta sonu sabahın 4'ünde benim hiçbir zaman kredi çekmediğim ve işlem dahi yapmadığım saatlerde üzerime 308.700 TL kredi çekildiğini... Şu anda mağduriyetim 100 bin lira, 12 taksit yapmışlar, 12.100 lira tutarında 145 bin lira geri ödemesi var. Maaş hesabım olduğu için ben ödüyorum bunu. Sırf bu mevzu yüzünden aile efradımın suratına bakamaz oldum. Hani birçok insan gibi ben de maddi sorunlarla cebelleşiyorum. Sosyal medya üzerinden banka hesaplarının boşaltıldığını söyleyenlerin sayısı son dönemde hayli arttı. Mağdurların neredeyse hepsi aynı bankanın müşterisi. Türkiye'nin dört bir yanından şikayetçi var. Mobil banka uygulamasını kullanan mağdurların söylemine göre rızaları olmadan çekilen krediler tanımadıkları, hayatlarında hiç görmedikleri üçüncü kişilerin hesaplarına gönderildi. Tanımadığı, hayatında hiç görmediği, ilişkide dahi bulunmadığı, herhangi bir ilişkide dahi bulunmadığı bir kişiye para gönderiliyor. Paranın akıbeti noktasında herhangi bilgilendirme de yapılmıyor. Sabah uyandığımda telefonum açılmıyor, parmak izim işlemiyor, ekran kararmış, telefonuma müdahale edemeyecek haldeydi. Mağdurların anlatımları benzer şekilde. Telefonlarının kilitlendiğini, kullanmaya başladıklarında ise adlarına kredi çekildiğini söylüyorlar. Telefonumda hiçbir şey açık değildi. Böyle ekranı açık ama ekran içine giremiyoruz. Tuş kilidini falan açamıyorum. İçine girip hiç kullanamıyorum. Bankayı aradım. Banka kredi çekmişsiniz diyor. Ben çekmedim desem de inandıramıyorum. 38.000 TL, 95.000 TL ve 95.000 TL şeklinde transfer olduğunu, son 78.000 TL tutarında banka tarafından şüpheli işlem olarak görülüp iade edildiğini gördüm. Banka kredi onayı için mağdurları arasa da telefonun kullanımı dolandırıcıda olduğu için çare olmadı. Bazı transferler şüpheli görüldüğü için bloke edildi. Ama mağdurlar bankanın yine de yeterince güvenlik önlemi almadığı iddiasında. Banka aradık, ulaşamadık diyor. Ben de diyorum o zaman ulaşamadıysanız karşı bankaya niye blok koymadınız? Onu yapabilirlerdi. 100 bin lirasını şüpheli işlem diye durdurtmuşlar, o 100 bin lirayı da geri çekebilirlerdi. Niye çekmediler? Akıllarda tek soru, mobil banka uygulaması üzerinden kredi kullanımı ne kadar güvenli? Dahası mağdurların bir kısmı daha önce bu bankadan kredi çekmek istediklerini ancak reddedildiklerini söylüyor. Orada sordum ben. Ben bir 200 bin lira kredi çekebilir miyim? Kesinlikle çıkmaz dedi. Oraya çıkmıyor da mobil bankacılıktan nasıl veriyorlar ben anlamış değilim. Bu kadar kolay mı kredi çekilme? Değil tabii ki. Neden değil? Siz bugün bir bankaya gittiğiniz zaman kredi çekmek istediğinizde siz sigorta kayıtlarınıza bakıyorlar, KKB puanınıza bakıyorlar ve miktar bazlı olarak farklı değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Ancak bir zafiyet söz konusu. Sosyal medya platformları üzerinden bir araya gelen mağdurlar bankanın sorumluluk üstlenmemesinden şikayetçi. Burada ispat yükü normal bir davada olduğu gibi değil, aksine bankalar ağır sorumluluk altında. Banka öncelikle sizin kişisel bilgilerinizi, kişisel verinizi, hesap bilgilerinizi, hesap hareketlerinizi korumak zorunda. Grupta birçok mağdur var. Polisinden katibine, savcısından esnafına, savcının başkatibi bile dolandırılmış. Ya herkes mağdur, depremzedeler bile mağdur. Bir tane çocuğum var, lise sona gidiyor. Dershaneye yazdırdım. Dershane parasını başkasından borç aldım. Öyle verdim. Yani ödeyecek durumum yok.